Rahiplerin bana anlattıklarına göre Helene Proteus'un yanına böyle gelmiş. Zaten bana öyle geliyor ki bu hikayeyi Homeros da biliyordu. Ama herhalde anlattığı destana layık bulmamış olacak ki bunu bilerek küçümsemiştir. Ama bildiğini de belli etmiştir. Bu İlyada'nın Aleksandros'un göçebe gezişini ve Helene'yi kaçırırken en son Fenike'deki Sidon'a yanaşmadan önce nasıl o kıyıdan bu kıyıya atıldığını anlatan ve başka bir yerinde tersi söylenmiş olmayan dizelerinden anlaşılmaktadır. Bu olaya Diomedes'in başarılarında dokunur, orada görünüyordu, diyor. Bu kadın elinden çıkma, göz alıcı dokumalar, ki tanrı benzeri Paris getirmişti Sidon'dan. Engin deniz üstündeki maceralı yolculuğunda, soylu Helene'yi kaçırırken uzaklardaki yurduna. Öbür belirti de Odessus'un şu dizelerindedir. Zeus kızının böyle şifalı ilaçları vardı. Polidamna Ton'un karısı vermiş ona bunları bereketli topraklarında. Mısır'ın ki orada çok bol yetişir şifalı bitkilerle zehir yan yana. İşte Menelos'un Telemakos'a söyledikleri. Geminin sıla özlemini çeken burnu Mısır'da bağlı kaldı. Zira tanrılar ille de kurban istiyorlardı benden. Bu dizeler Pekala gösteriyorlar ki Homeros, Aleksandros'un Mısır'dan geçtiğini biliyordu. Zaten Suriye Mısır'a sınırdaş olur. Sidon'un sahibi olan Fenikeliler de Suriye'de yaşarlar. Bu dizelerden ve özellikle bu bölümden de açıkça belli oluyor ki Kıbrıs destanı Homeros'un değildir, başkasınındır. Çünkü Kıbrıs destanında Aleksandros'un, Süt liman bir denizde uygun bir rüzgarla yapılan bir yolculuktan sonra Sparta'dan ayrıldığının üçüncü günü Helene ile birlikte İlyon'a varmış olduğu söylenir. Oysa İlyada'da ikisinin beraber başıboş denizlerde dolaştıkları anlatılır. Ama Homeros'u ve Kıbrıs destanını bırakalım artık. Yunanlıların İlyon üzerine anlattıkları hikayeler asla astarı olmayan şeyler midir yoksa gerçek midir diye sorduğum zaman Raipler bana kaynağın Menelaos'un kendisi olduğunu söyledikleri şu hikayeyi anlatmak suretiyle cevap verdiler. Helene'nin kaldırılması üzerine güçlü bir Yunan ordusu Menelaos'u desteklemek için Teokras'ın topraklarına çıkar. Asker karaya çıkıp ordugah kurulduktan sonra İlyon'a aralarında Menelaos'un da bulunduğu elçiler gönderilir surlardan içeri alınırlar ve Aleksandros'un kaçırdığı Helene'nin ve servetin geri verilmesini ve bu haksız sataşmanın ödetilmesini isterler. Ama Troyalılar sonradan da hep yapacakları gibi Helene'nin de çalındığı söylenen servetin de kendilerinde olmadığını söylemekte ağız birliği ederler, yeminler ederler.'' Bunların Mısır'da olduğu ve Mısır kralı Proteus'un elinde duran şeylerden kendilerinin sorumlu tutulmalarının yanlış olacağını bildirirler. Yunanlılar kendileriyle alay edildiğini sanarak kenti kuşatır ve sonunda alırlar. Ama bakarlar ki Helene yok ve kendilerine başta ne söylendiyse gene aynı şey söyleniyor. Sonunda inanırlar ve Melanos'un Proteus'un yanına gönderirler. Menelaos Mısır'a gelir. Memphis'te doğru yerken açar, olanı biteni dost doğru anlatır. Çok iyi karşılanır. Bir sıkıntı çekmemiş olan Helene'yi alır ve onunla beraber bütün servetini geri getirir. Ama Menelaos bütün bu iyiliklerine karşılık Mısır'a haksızlık etmiştir. Yola çıkacağı sırada uygun rüzgar bulamadığı için olduğu yerde kalmış. Bu böyle uzayınca dine aykırı bir kurban kesmek istemiş. İki Mısırlı çocuk almış, bıçakla boyunlarından kesmiş. Sonradan bu suç ortaya çıkınca paçaları tutuşmuş. Gemileriyle beraber Libya'ya kaçmış. Oradan nereye gitmiş? Mısırlılar bunu bana söylemediler. Bana anlattıkları bu olayları kimisi biz kendimiz sorup soruşturarak öğrendik derlerken, kimisi de bunlar burada oldu. Onun için iyi biliriz demişlerdir. Mısırlı rahiplerin anlattıkları bunlardır. Helene için anlatılanlara ben şu düşünceleri ekleyeceğim. Eğer Helene İlyon'da olsaydı, Aleksandros istese de istemese de Yunanlılara geri verilirdi. Zira gerek Priamos, gerekse soyu sopu Aleksandros Helene'yi çatısı altında tutacak diye kendi canlarını, çocuklarının canını ve yurdunu ortaya koyacak kadar çılgın olamazlardı. Hatta başlangıçta öyle olsa bile Yunanlılarla yapılan her savaşta yığınla Troyalı arasında Priamos'un çocuklarından 2-3 tanesinin de öldüğüne bakarak zira destanlarda anlatılanlara inanmak gerekirse bunların katılmadıkları bir savaş yoktur diyorum. Böylesine felaketler karşısında Priamos başına yağan belalardan kurtulmak için hatta kendi sevgilisi bile olsa Helene'yi Yunanlılara geri verirdi. Ben böyle düşünüyorum. Ayrıca Priamos ihtiyarladığı zaman krallık Aleksandros'a geçmeyecek, yönetim ona katılmayacaktı. Priamos ölürse taht ondan daha yiğit olan büyüğü Hektor'a kalacaktı. Ve onun da hem kendisinin hem de öbür Troyalıların başlarına bu kadar bela açan suçlu bir kardeşi koruması düşünülemezdi. Gerçek şu ki Helene'yi geri verirlerdi ve kötü niyetli olmadıkları halde Yunanlılar onları düzen sayıyorlardı. Şüphesiz benim kendi görüşüm. Tanrı onlar için bir yıkım hazırlamıştı. Ta ki tanrıların büyük haksızlıkları, büyük cezalarla cezalandırdığını herkes görsün ibret alsın diye. İşte benim doğru olduğunu sandığım hikaye budur. Kral Ramsinitos. Bana dediklerine göre Proteustan sonra yerine, Ramsinitos geçmiştir ve bu da saltanatının anıtları olarak Hefaistos tapınağının batı avlusu ile bu avlunun karşısına diktirdiği 25 dirsek boyundaki iki heykeli bırakmıştır. Mısırlılar bunlardan Boreos rüzgarından yana bakanına yaz, Notos yönündekine ise kış adını verirler. Yaz dediklerine taparlar, dualar ederler, kış dedikleri için de tam tersini yaparlar. Zenginlik bakımından bana dediler ki bu kralın o kadar çok gümüşü varmış ki kendinden sonra gelen kralların hiçbirisi değil onu geçmek yaklaşamamış bile. Hazinelerini iyi saklayabilmek için bir yüzü saray dışına bakan taş bir oda yaptırmış. Ama mimarın niyeti kötü ve şöyle bir düzene başvurur. Taşların arasına öyle bir tane koyar ki iki hatta bir kişi duvardan kolayca alabilirdi. Odanın yapımı bitince Kral hazinelerini buraya yığdı. Aradan zaman geçti. İşçi sonunun yaklaştığını anlayınca oğullarını çağırdı. İki oğlu vardı. Sırf kendilerini düşünerek ve onlara rahat bir hayat sağlamak için kralın hazine odasının hileli yapıldığını açıkladı. Taşın enini boyunu nasıl kaldıracaklarını ayrıntılarıyla anlattı ve bu sözleri iyice kafalarına yerleştirirlerse kralın maliye bakanları gibi olacaklarını söyledi. Öldü. Oğulları işe başlamak için çok beklemediler. Kral sarayına gittiler. Gece vakti taşın yerini buldular. Kolayca yerinden çıkardılar ve epeyce şey kaldırdılar. Kral gelip odayı açtığı zaman şaşırdı. Torbalardaki gümüş azalmıştı. Kimden kuşkulanmak gerektiğini bilemiyordu. Zira oda iyice kapalıydı. Mühürlere dokunulmamıştı. İki üç sefer daha açtı kapıyı. Her seferinde biraz daha azalıyordu. Çünkü hırsızlar çalmaya ara vermiyorlardı. O zaman bakınız ne yaptı. Ağları öldürdü. Gümüş torbasının çevresini bunlarla donattı. Hırsızlar gene geldiler. Birisi içeriye girdi ve torbanın yanına gelir gelmez tuzağa yakalandı. Başına bir bela geldiğini anlayınca kardeşini çağırdı başına geleni söyledi. Onu hemen odaya girip kafasını kesmesi için zorladı. Çünkü yüzünü görecekler. Bu falancadır diyecekler. O zaman kendinden başka suç ortağının kafası da kesilecekti. Öbürü de kurtuluşu bu düşüncede buldu. Bir iki denemeden istenileni yaptı. Sonra taşı yerine koydu ve evin yolunu tuttu. Kardeşinin kafasını da beraber götürüyordu. Günü gelip de kral hazineye girince şaşıp kaldı. Ağlara yakalanmış, başsız bir gövde vardı. Ama hazineye dokunulmamıştı. Girecek çıkacak bir yerde görünmüyordu. Büsbütün aklı karıştı ve şöyle yaptı. Hırsızın ölüsünü duvara astırdı. Köşeye bucağa gözcüler koydu. Göz, gözyaşı döken, acıyan olursa yakalayıp getirmeleri için emir verdi.'' ölünün asılmış olmasını düşünmek anasına dayanılmaz geliyordu. Bunu öbür oğluna da söyledi ve kardeşinin ölüsünü ne yapıp edip oradan almasını ve kendisine getirmesini emretti. Eğer bu dediğini yapmaz, yan çizerse gidip kralı görecek ve hazineden çalınanların onda olduğunu söyleyecekti. Ana elinde kalan oğlunu böyle sıkıştırıyordu. Çocuk baktı ki ne dese Meram anlatamayacak şöyle bir hileye başvurdu. Birkaç eşek aldı. Semer vurdu. İçleri şarap dolu tulumlar yükledi. Sonra eşekleri önü sıra güttü. Asılı ölüyü gözleyen nöbetçilerin yanına gelince tulumlardan ikisini, üçünü boğazlarına bağlı ipleri çözüp açtı. Şaraplar ortalığa saçıldı. Bağırıp çağırarak başını dövmeye başladı. Eşeklerden hangi birine bakacağını şaşırmış gibiydi. Şarabın ziyan olduğunu gören nöbetçiler ellerine birer kap geçirip doldurmaya koyuldular. Sanki pek öfkelenmiş gibi onlara küfür etmeye başladı. Nöbetçiler onu yatıştırmaya çalıştılar. Az sonra yatışmış gibi yaptı. Bağırmayı, çağırmayı kesti. Sonunda eşeklerini toplayıp yolun kenarına çekti, yüklerini düzeltti. Her kafadan bir ses çıkıyordu. Adamlardan biri şakalar yaptı. O da pek hoşlandı. Tulumlardan birini onlara verdi. Az sonra herkes yerlere serilmişti. Kimsenin yerinden kımıldayacak hali kalmamıştı ve içmekten başka bir şey düşünmüyordu. Onu da gelip kendileriyle beraber içmeye çağırdılar. O da onlara uydu. Oturup beraber içmeye koyuldu. Bir yandan içiyor, bir yandan onu pohpohluyorlardı. O kadar ki sonunda bir tulum daha açtı. Çok içildi. Nöbetçiler gırtlaklarına kadar dolmuşlardı. Sonunda her biri bir yana sızıp kaldı gece bastırmıştı. Adam kardeşinin ölüsünü çözdü ve alay eder gibi nöbetçilerin sakallarının sağ yanını kazıdı. Sonra ölüyü eşeklerinden birine yükleyip eve götürdü. Anasının isteğini yerine getirmişti. Hırsızın ölüsünün çalındığını duyan kral küplere bindi. Bu kötü oyunları oynayan illa meydana çıkarmak istiyordu. Şöyle yaptı ki ben buna pek inanmıyorum. Kendi öz kızını bir genel koydurdu. İsteyen herkesi kabul etmesini buyurdu. Yalnız kendini vermeden önce onlardan ömürlerinde yaptıkları en iyi ve en kötü şey ne ise onu kendisine anlatmalarını isteyecekti. Hırsızın durumuna uyan bir şey anlatan olursa yakalayacak, dışarıya bırakmayacaktı. Kız babasının emirlerini yerine getirdi. Durumu öğrenen hırsız kralla bir daha çekişmek istedi. Şöyle yaptı. Yeni ölmüş bir adamın kolunu omuz başından kesti. Mantosunun altına gizleyip kızın yanına gitti. Kral kızının yanına girdi. Kız herkese sorduğunu ona da sordu. Kardeşi hazine odasında tuzağa yakalandığı zaman onun kafasını kesmişti. İşlediği en ağır suç buydu. Böyle cevap verdi. Ama yaptığı en usta iş nöbetçileri sarhoş edip kardeşinin ölüsünü kaçırmasıydı. Bu sözleri duyan kız onu yakalamak istedi ama hırsız karanlıktan yararlanarak ölüden kesmiş olduğu kolu uzattı. Kız bu kolu yakaladı ve bırakmadı. Katilin kolunu yakaladığını sanıyordu ama hırsız kolu bırakıp kapıdan sıvıştı gitti. Kral bu olayları duyduğu zaman adamın zekasına ve korkusuzluğuna hayran kaldı. Her yana adamlar salıp ilan etti ki gelsin kendisini bildirsin. Ona bir şey yapmaktan başka büyük iyiliklerde de bulunacaktı. Hırsız inandı ve geldi. Ramsinitos pek hoşnut kaldı. Onu insanların en beceriklisi sayıp kızıyla evlendirdi. Zira ona göre Mısırlılar başka insanlardan üstündüler. Ama bu Mısırlılardan da üstündü. Bana bir de şunu anlattılar. Bu kral Yunanlıların Hades diye bildikleri tanrının yanına dire olarak inmiş. Ve orada Demeter ile zar atmış. Kah kazanmış kah kaybetmiş. Sonunda Demeter'in kendisine armağan ettiği altın iplikle dokunmuş bir peşkirle yeniden yeryüzüne dönmüş. Ramsinitos'un olsun, cehennemi inişinden, daha doğrusu çıkışından beri bana dediklerine göre Mısırlılar bir bayram kutlarlar. Bu bayramın bugün de kutlandığını biliyorum. Ama nedeni gerçekten bu mudur, onu bilemiyorum. Rahipler o gün içinde kendi elleriyle bir manto dokurlar. İçlerinden birinin gözlerini bir bezle bağlarlar. Üstüne bu mantoyu giydirip Demeter Tapınağı'nın yolu üzerine bırakır ve oradan geri dönerler. Bu gözleri bağlı rahibi iki kurt alır. Kentten 20 stat ötedeki Demeter Tapınağı'na kadar götürülmüş, Öyle diyorlar. Sonra da geri getirir aldıkları yere bırakırlarmış. Bu çeşit hikayelere inanabilen bir kimse Mısırlıların bu hikayelerine de inanabilir. Ben buraya sadece çeşitli yerlerden dinlediklerimi aktarıyorum. Cehenneme egemen olan tanrılar Mısırlılara göre Demeter ve Diyenizos'tur. İnsan ruhunun ölümsüz olduğunu ilk olarak söyleyenler de gene Mısırlılardır. Onlara göre ölen bir kimsenin ruhu peş peşe öbür canlıların gövdesine girer ve karada, denizde, havada yaşayan bütün hayvanları devrettikten sonra yeniden insan gövdesine gelir. Bu göçleri tekmilleyebilmek için 3000 yıl geçmesi gerekir. Bu inanışları kullanan eski Yunanlılar olmuştur. Bu inanışları kendilerininmiş gibi göstermişlerdir. Kimler oldukları da bilinir. Ama ben burada adlarını anmak istemiyorum. Keops Piramitler Ramsinitos zamanına kadar diyorlar ki Mısır'da güzel yasalar geçerliydi ve ülke pek zengindi. Ama Keops ki ondan sonra gelmiştir, kendisini kıyıcılığa kaptırmıştı. Bütün tapınakları kapatmış, Mısırlılara kurban kesmeyi yasak etmiştir. Ayrıca herkesi kendisi için çalıştırmıştır. Kimisini Arabistan'daki taş ocaklarından Nile kadar taş çekmeye yollamış, kimilerine de bu taşları gemilere yükleyip karşı kıyıya geçirmek, oradan da Libya dağlarına kadar taşımak işine vermiştir. İş yerinde sürekli olarak yüz bin işçi çalışıyordu ve üç ayda bir nöbet değişiyorlardı. İlk on yıl halk taşların çekildiği yolu yapmak için ezildi. Çünkü bu yolu da kendi elleriyle yapmışlardır ve bence bu yol piramitten daha az önemli değildir. Uzunluğu beş stat, genişliği on kulaç, ve en yüksek noktasında yüksekliği 8 kulaçtır. Cilalı taştan yapılmıştır. Taşların üzerine hayvan resimleri kazınmıştır. Bu kaldırım ve üzerinde piramitlerin yükseldiği tepelere oyulan yeraltı odaları diyorum. 10 yıllık emeğe mal olmuştur. Nil'den ayrıldığı bir kanalı çepeçevre dolandırıp ada haline getirdiği bir yere kazdırdığı bu odaları kral kendisi için mezar olarak yaptırmıştı piramit içinde ayrıca 20 yıl harcanmıştır ve her yüzü 800 pletron boyundadır, kare biçimindedir, yüksekliği de aynıdır, taşlar cilalıdır ve büyük dikkatle yerleştirilmiştir. Taşların her biri 30 ayaktan aşağı değildir. Piramit şöyle kurulmuştur. Önce kimilerinin bindirmelik, kimilerinin de küçük kurban kesme yeri dedikleri sahanlıklar üst üste sıralanmıştır. Bunlar yapıldıktan sonra taşlar kısa kesilmiş ağaçlardan yapılma makinelerle yukarıya çıkarılıyordu. Bu makine taşı yerden alıp birinci sahanlığa bırakıyor. Bu sahanlıkta da bir makine var. O makine taşı alıp ikinci sahanlığa çıkarıyor ve orada da bir vinç var. Çünkü ne kadar sahanlık varsa o kadar da makine var. Belki kolay taşınabilir bir tek makine vardı da birindeki taşlar bitirilince öbrünü aktarılıyordu. Biz iki türlüsünü de anlatıyoruz. Çünkü bize de böyle anlattılar. Böylece ilk yapılan yer piramidin tepesi oluyor. Sonra bir alt bölüme iniliyor ve en son taş yapının en altına, toprağa en yakın olan yerine yerleştiriliyordu. Yapı sürecince işçiler ne kadar bayır turpu, ne kadar soğan, kaç baş sarımsak yemişler piramidin üzerinde bunları gösteren ve Mısır harfleriyle yazılmış yazılar vardır ve eğer bana bunları okuyup anlatan kılavuzun sözleri aklımda iyi kalmışsa toplamı 1600 talant gümüş tutuyordu. Bunlar bu kadar tutarsa varın hesap edin öbür giderleri, harcanan demiri ve işçilerin yiyeceği ve giyeceği ne tutmuştur. Hem şüphesiz bu anıt için harcanan zaman bundan ibaret de değildir. Buna bence taşların işlenmesi, taşınması ve bir de yeraltı odalarının kazılması için harcanan zamanı da eklemek gerekir ki bu da az şey değildir. Bana dediklerine göre Keops o kadar kötü bir adammış ki para sıkıntısı yüzünden kızını bir genel eve kapatıp kendine belli bir para getirmesini istemiş. Ama kaç para olduğunu söylemediler. Babanın buyruğunu istemeyerek boyun eğen kız kendisi de bir anıt bırakmak sevdasına düşmüş. Yanına giren herkesten kendisine bir taş armağan etmesini istemiş.'' Bu taşları sonradan o maksat için kullanacakmış. Büyük piramidin önüne düşen ortadaki piramit ki her yanı bir buçuk peletron boyundadır. İşte bu taşlarla kurulmuş. Bana öyle söylediler. Kefren Mısırlıların bana dediklerine göre bu Keops 50 yıl saltanat sürdü. Öldüğü zaman yerine kardeşi Kefren geçti. Bunun da kardeşinden kalır yeri yoktu. O da bir piramit yaptırmaktan geri kalmadı. Ama onunki Keops'unki kadar büyük olmadı. İkisini de kendimiz ölçtük. Bunda yeraltı odaları ve öbüründe olduğu gibi Nil sularını aktaran kanal yoktu. Keops piramidinin içerisinde bir hendek kazılmamış ve Keops'un ölüsünün konulduğu yer bir ada gibi ortada kalıyormuş. Öyle söylüyorlar. Yapının temeli renk renk boyanmış. Etiyopya taşındandır. Bunun genişliği ve öbürününki kadardır. Yalnız öbüründe 40 ayak daha alçaktır. Büyük piramide dokunacak kadar yakındır. İkisi de 100 ayak yüksekliğinde bir tepenin üstüne oturtulmuştur. Anlaşıldığına göre Kefren 56 yıl hüküm sürmüştü. Hepsi Mısırlıların hesabınca 106 yıl oluyor. Yoksulluk yılları, tapınakların kapıları kapalı, hiç açılmıyor. Bu krallardan tiksiniyorlar, adlarını bile anmak istemiyorlar. Piramitlerden söz ederken bile o zamanlar bu yörelerde sürü gezdiren bir çoban Filitis varmış. Onun piramitleri derler. Mikerinos. Kefren'den sonra diyorlar Keops'un oğlu Mikerinos saltanat sürmüş Mısır'da. Bu babasının tutumunu hiç beğenmezmiş. Tapınakları açmış ve sıkıntısının son kertesine gelmiş olan halkı işi gücüne dönmek ve tanrılara kurban kesmekte serbest bırakmış. Bütün krallar içinde adaletten ayrılmayan bir tek o olmuş. Bu doğruluk onu günümüze kadar gelen Mısır hükümdarları içinde en çok tutulanı olmak onurunu sağlamıştır. Sadece yargılarında doğruluktan sapmamakla kalmıyor, eğer kararına karşı çıkan olursa zararını kendi cebinden ödüyor ve her isteğini yerine getiriyormuş. Ama uyruklarını bu kadar hoş tutmasına, bu kadar iyi bir yönetim kurmasına rağmen Felaket Mikonosu önce kızı ile vurdu. Ocağının bu tek evladını ölüm aldı. Yüreğini saran ölüm acısı ile kızını görülmedik şekilde gömdürmek hevesine kapıldı. Ağaçtan bir inek yaptırttı. İçi boş, üstünü altına kaplattı. Ölüyü, kızının ölüsünü bunun içine koydurdu. Bu inek toprağa gömülmedi. Sayıstan geçerken gördüm. Kral sarayında pek şatafatlı bir odanın ortasında duruyordu. İçeride gündüzleri tütsü yakılıyor. Geceleri gün ışığıncaya kadar lamba yanıyordu. Bu ineğin yanındaki bir başka odada 20 tane kadar çıplak kadın heykeli vardı ve pek büyük heykellerdi ve ağaçtan yapılmışlardı. Ve Sayıs rahiplerinin bana söylediklerine göre bu Mikerinos'un haremiydi. Kimdi bu kadınlar? Ben de bana söylenenden fazlasını bilmiyorum. Bu inek ve kolos heykeller için şöyle diyenler de var. Mikelinos öz kızına sevdalanmış ve kız istemediği halde onu almış. Çocuk acıdan deliye dönmüş ve kendini asmış. O da onu bu ineğin içine koymuş. Kızın anası, kızını babasının avcuna teslim eden halayıkların ellerini kestirmiş. Canlıyken uğradıkları bu cezayı, dediler, bugün de çekmektedirler. Bana kalırsa hepsi masal, hele heykellerin elleri için söylenenler. Eller zamanın etkisiyle kopup düşmüşler ve heykellerin ayak ucunda durmaktadırlar. Bunu oradan geçerken kendi gözümüzle gördük. İneğin üzerinde ergüvan rengi bir örtü var. Dışarıda kalan baş ve boyun kalın bir altın tabakası ile kaplı. Boynuzların arasına altından bir güneş dönencesi koymuşlar ki baştan yukarı kadar çıkmaktadır. İnek ayak üstünde durmuyor, dizleri üzerine yatmış, canlı bir inek büyüklüğünde. Mısırlıların olur olmaz yerde adını anmak istemediğim bir tanrı onuruna her yıl kutladıkları ve göğüslerini döverek inildikleri bayram gününde bu inek de dışarıya taşınır. Böylece gün ışığına çıkarılmış olur. Zira diyorlar, bir olsun kızı ölürken babasından kendisine yılda bir defa güneşi görmesine izin vermesini istemiş. Kızının ölümünden sonra uğradığı ikinci felakette şu. Buto'dan gelen bir orak, altı yıl ömrü kaldığı, yedinci yıl içinde öleceği haberini getirdi. Çok gücüne gitti bu sözler. Orakle karşı Tanrı'yı kötülen sözlerdi. Babası ve amcası insanlara çektirdikleri acılar hesaba katılmasa bile tapınakları kapattıkları, tanrılara karşı günah işledikleri halde diyordu öfkeyle. Çok uzun süre yaşamışlardı. Oysa kendisi bu kadar dindar olduğu halde sonu bu kadar çabuk gelecekti. Ama Orak zaten dinine bağlı olduğu için ömrü kısalıyor diye cevap verdi. Yaptığı şey yapması gereken şey değildi. Mısır aslında 150 yıllık bir felaketler dönemine girmişti. Kendinden önceki iki kral bunu anlamışlardı ama o anlamamıştı. Bu sırrı öğrenen Mikerinos artık ömrünün azaldığını bir kez kafasına koyduktan sonra birçok lamba getirtti. Gece olunca bunların hepsini yaktırıyor, yiyip içmeye koyuluyordu. Gece gündüz demiyordu. Gölleri, ormanları dolaşıyor. Gençliğin en taşkın zevkleri aradığı yerleri dört dönüyordu. Ömrünü böyle geçirmekle ve geceyi gündüze katmakla altı yerine on iki yıl yaşamış olmayı ve böylece oraklıyı yalancı çıkarmayı kuruyordu. Babasınınkinden çok daha küçük bir piramit bırakmıştır. Bir yanı 3 platrondan 20 ayak azdır. Kare biçimindedir ve yarıya kadar Etiyopya taşından yapılmıştır. Bunu Yosma Rodopis'e mal eden Yunanlılar vardır ama yanılmaktadırlar. Hatta bana öyle geliyor ki Rodopis'in kim olduğunu bilmeden konuşmaktadırlar. Yoksa böyle bir piramidin masraflarını öyle bir kadının omuzlarına yükleyemezlerdi. Çünkü bu masraf binlerce talantla bile hesap edilebilecek gibi değildir. Şunu da unutmamalı ki, Rodopis ömrünün çiçeğini Mikerinos zamanında değil, kral Amasis zamanında yaşamıştır. Gerçekte Rodopis piramit bırakan krallardan çok sonra gelmiştir. Bu kadın Trakyalıdır. Hepoistopolis oğlu Samoslu Iadmon'un kölesiydi ve işte bunu doğrulayan hatırı sayılır bir kanıt. Delfoililer Ayisopos'un ölümünden ötürü kime diyet vermeleri gerektiğini ısrarla araştırdıkları zaman bir tek kişi ortaya çıkmıştır. Bu bir başka İadmon'du. Iadmon'un oğullarından birinin oğlu olan İyadmon demek ki Aisopos İadmon'un malıydı. Rodopis'i Mısır'a Samoslu Iksantos getirmişti. Sanatını icra etsin diye getirilmişti. Ama önemli bir para karşılığında azat edildi. Bu parayı ona Mitileneli bir adam Sikamandrominos'un oğlu ve şair kadın Safo'nun erkek kardeşi Karaksos sağlamıştı. Rodopis özgürlüğünü böyle kazanmıştır. Mısır'da yerleşti ve çok alımlı bir kadın olduğu için büyük bir servet biriktirdi. Şüphesiz bir Rodopis için büyük ama böyle bir piramit yaptırmaya yetecek kadar büyük değil. Onun servetinin onda biri ne kadardır? Bunu bugün de isteyen görebilir ve böyle koskoca bir piramidi ona mal etmek büyük bir abartma olur. Rodopis Yunanistan'da hatırasını yaşatacak bir şey bırakmak istemiş. Bunun için de kimsenin aklına gelmeyen bir armağan sunmayı tasarlamış. Bir sunu ki başka hiçbir tapınakta bulunmasın ve Delfioyi adını yaşatacak bir sunu göndermiştir. Servetinin onda birini ayırmış. Bununla bütün bir öküzü kebap edebilecek kadar çok sayıda demir şişler yaptırmıştır. Servetinin bu iş için ayırdığı onda biri ile kaç tane yapılabildiyse o kadar şiş yaptırmış ve bunları Delfoy'e göndermiştir. Bunlar bugün de orada, hepsi bir arada. Kiosluların, mihrabın karşısında yaptırdıkları sunak yerinin arkasında durmaktadır. Zaten Naukratis'te pek iç çekici zevk kadınları bulmak zor değildir. Bu sözünü ettiğimizin adı o kadar yayıldı ki Yunanlılar içinde Rodopis adını duymayan kalmadı. Daha sonra Yunanistan'da Arkidiki adında birisi de dillere destan olmuştur ama öbürü kadar değil. Kraksos'a gelince Rodopis'i azat edip mitin ile döndüğü zaman Safo kendisini tatlı tarafından epeyce azarlamıştır. Kral Aşekis Rodopis'i bırakıyorum artık. Mikerinos'tan sonra dediler rahipler bana. Aşikis Mısır, Mısır kralı oldu. Hepaistos tapınağının doğuya bakan kapısını bu yaptırmıştır. Kapıların en büyüğü ve en güzeli budur. Kapıların hepsinde oyma figürler ve her yapıda bulunan süslemeler vardır. Ama hiçbiri bunun yanına yaklaşamaz. Dediklerine göre onun zamanında parakıt olduğu için Mısır'da bir yasa çıkarılmış.'' Bu yasaya göre birisinden borç alan bir kimse babasının ölüsünü rehin gösterirmiş. Bir de şu, borç alanın aile mezarı üzerindeki bütün hakları alacaklıya geçiyormuş. Eğer bu şartla borç alan bir kimse borcunu ödemezse başına gelecek olan şey öldüğü zaman kendi aile mezarlığına da başka herhangi bir yere de gömülememekti. Yakınlarından biri ölse onu da rehin ettiği mezara gömemezdi. Bu kral kendinden önceki Mısır krallarından daha öne geçmek için anıt olarak kerpiç bir piramit bırakmıştır ki üzerinde şu yazıt okunur: Öbür taş piramitlere bakıp beni hor görme. Tanrı Zeus nasıl öbür bütün tanrılardan üstünse ben de öbür piramitlerden üstünüm. Zira bir bataklığın dibi kanca ile karıştırılırsa kil çıkar. Bundan kerpiç kesilir. İşte beni de böyle yaptılar kör kral Anisis. Bu kralın yaptığı işler bu kadardır. Ondan sonra Anisis kentinden gözleri görmez birisi tahta geçmiş, öyle diyorlar. Kendi adı da Anisis'miş. Onun zamanında güçlü bir Etiyopya ordusu yürümüş Mısır'ın üzerine. Başında Etiyopyalıların kralı Sabakos varmış. Kör kral batak bölgeye doğru kaçmış ve Etiyopyalı 50 yıl süreyle Mısır'a hakim olmuş. Ve belli başlı iş olarak şunu yapmış. Bir Mısırlı bir suç mu işledi. Onu öldürtmüyor. Suçunun önemine göre bir ceza veriyordu ki o da suçluyu doğduğu kentin çevresinde toprak setler yapma işlerinde çalıştırmaktı. Kentlerin oturdukları toprak böylece yükselmiş oluyordu. Bu kentler ilk olarak Sesostris zamanında kanalları açanların elleriyle yükseltilmişlerdi. Etiyopyalıların zamanında bir kez daha yükseltilmiş oldular. Genel olarak Mısır kentlerindeki bu toprak düzeyi yükseltmek işinde sanıyorum en yükseğe çıkmış olan Bubastis'tir. bu bastistir. Bu kentte Tanrıça bu bastise ait pek göz alıcı bir tapınak vardır. Öbür tapınaklar daha büyük, daha pahalı olabilirler. Ama hiçbiri gözleri bunun kadar sevindirmez. Babastis Yunanlıların Artemis'idir. Tapınağı şöyledir. Girişi saymazsak bir ada gibidir. Su ayrı iki kanalla Nil'den getirilmiştir ve bu iki kanalın suları birbirine karışmaz. İkisi de giriş bölümüne kadar geldikten sonra biri sağdan öteki soldan kuşatır. İkisi de yüz ayak genişliğindedir ve üstlerine ağaçlar gölge salarlar. Giriş on kılaç yüksekliğindedir ve altı dirsek boyunda pek güzel figürlerle süslenmiştir tapınak kentin ortasına düşer kenti çepeçevre dolaştığı zaman her yerden görünür çünkü kentin üzerine oturduğu toprak yükselmiş ama tapınak aynı düzeyde kalmıştır onun için kolayca görünür çevresi taşa oyulmuş figürlerle süslü bir duvarla çevrilmiştir bu surun içinde pek büyük ağaçlardan meydana gelen bir kutsal koruluk vardır bu koruluğun ortasında da içinde kutsal heykelin bulunduğu büyük tapınak kurulmuştur Tapınağın eni ve boyu bir stattır. Taş kaldırımlı bir yolla gidilir. Bu yol üç stat çeker. Agora'dan geçer ve gün doğusu yönüne gider. Genişliği dört pletron kadardır. Bu yolun iki yanında gökyüzüne kadar boy vermiş ağaçlar dikilidir. Hermes tapınağına kadar gider. İşte bu tapınak da böyledir. Etiyopya'lı gitmiş ve bu gelir saltanatının sonu olmuş. Bu konuda bana anlatılanlar şudur. Bir rüya görmüş ve apar topar kaçıp gitmiş. Yanında bir adam duruyormuş ayakta ve ona Mısırlı rahiplerin hepsini toplayıp kılıçtan geçirmesini söylüyormuş. Bu rüya ona kendisini bir gevurluk yapmaya doğru itip sonra da tanrıların ya da insanların gazabına uğratmak için yukarıdan tertiplenmiş bir aldatmaca gibi görünmüş. Ama o hiçbir şey yapmayacaktı. Vakit saat dolmuştu. Oraklere göre artık Mısır'daki egemenliğine son vermeli, ülkeyi bırakıp gitmeliydi. Gerçekten daha Etiyopya'dayken Oraklar ona Mısır'da 50 yıldan fazla hüküm süremeyeceğini haber vermişti. Durum açıktı. Verilen süre dolmuştu. Gördüğü rüya da zihnini bulandırmıştı. Sarbakos kendi isteğiyle çıktı gitti Mısır'dan. Etiyopyalı Mısır'ı bırakıp gidince kör yeniden başa geçti. 50 yıldan beri içinde yaşadığı bataklık bölgeden çıktı. Burada toprak ve külden bir ada yapmıştı. Mısırlılar aralarında sıraya koymuşlar, Etiyopyalı'ya sezdirmeden ona yiyecek taşımışlardı. O da onlardan her seferinde biraz da kül getirmelerini istemişti. Bu ada Amitros zamanına kadar gözlerden uzak kalmıştır. Amitros'tan önceki 700 yıldan fazla bir zaman süresince hüküm sürmüş olan krallar bu adayı ortaya çıkaramamışlardır. Adı Elbo'dur. Eni boyu Onstat'tır. Rahip Kral Setos Bu kraldan sonra bana dediklerine göre bir Hefaistos rahibi tahta geçti. Adı Setos'tu. Bu kendisi için hiç görekli görmediğinden Mısırlıların savaşçı kastını umursamamıştı. Bunları inciten şeyler arasında eski hükümdarların bunlara bağışlamış oldukları toprakları, yanı sıra dışı bir bağış olarak verilmiş olan üç pletronluk yerleri de ellerinden aldı. Üstelik Arapların ve Asurların kralı Senekerip Mısır üzerine büyük bir ordu göndermişti. Mısırlı savaşlar, savaşçılar yurtlarını savunmak istemediler. Başı darda kalan Hepaistos rahibe tanrısının tapınağına girdi. Heykelin karşısında durup başına gelen beladan yakınmaya başladı. Böyle sızlanıp dururken uyuyakaldı. kaldı. Rüyasında tanrıyı gördü, yanında duruyordu. Ona hiç sıkılmamasını, Arap ordusuna karşı yürümesini, yüzünün yere düşmeyeceğini söylüyordu. Gereken savunmayı o sağlayacaktı. Bu rüyaya güvenerek kendisiyle beraber gelmeye razı olan Mısırlıları alıp yola düştü ve Perisyon topraklarına indi. Zira burası Mısır'ın kilididir. Savaşçılardan kimse gelmemişti. Yanında esnaf, zanaatkar ve dükkancılardan başka kimseler yoktu. Pelisyon'a vardıklarında geceleyin düşman ordusunun üzerine tarla fareleri atıldılar. Ok torbalarını, yayları ve kalkan kayışlarına kadar her şeyi kemirdiler.'' O kadar ki ertesi gün bunlar silahsız milahsız kaçmaktan başka bir şey yapamadılar ve pek çoğu da öldü. Bugün bu kral taş bir heykel halinde Hepaistos tapınağı içinde durmaktadır. Bir elinde bir fare ve bir yazıt vardır. Bana bak ve dinine sıkı tutun.'' Buraya kadar anlattıklarım Mısırlılardan ve Mısırlı rahiplerden dinlediklerimdir. Dediklerine göre ilk kraldan sonra sonuncu kral olan bu Hepaistos rahibine kadar 341 insan kuşağı ve bu kuşaklar sayısınca büyük rahip ve kral gelmiştir. 300 kuşak 11 yıl demektir. 10 bin yıl demektir. Çünkü 3 kuşak 100 yıl yapar. Geri kalan 41 kuşak da 1340 yıl tutar toplam 11.340 yıl ve bu süre içinde hiçbir tanrı insan kılığında görünmemiş. Bana öyle dediler. Zaten ne daha önce ne de daha sonra Mısır'ın öbür kralları zamanında böyle bir şey olduğuna dair bir şey söylemediler. Buna karşılık bu süre içinde bana dediler ki güneş dört sefer başka bir yerden doğmuştur. İki sefer battığı yerden doğmuş. İki sefer de doğduğu yerden batmış.'' Ama bunlar Mısır'ın durumunda bir değişiklik yapmamış. Ne toprağın veriminde ne ırmağın yararlarında azalma olmuş ne de hastalık ve ölüm oranları yükselmiş. Benden önce bir gün tarihçi Hekatois Tabai'de kendi soy zincirini açıklamış ve 16. basamaktaki atasını tanrı olarak göstermiş. Zeus rahipleri o zaman nasıl davrandıysalar bana da soy zincirim hakkında bir şey söylemediğim halde aynı şekilde davranmışlardır. Beni tapınağın içine aldılar. Geniş bir yer. Ağaçtan yapılma kolos heykellerini tek tek gösterip saydılar. Toplamı tam tamına dediğim sayıyı tutuyordu. Zira her büyük rahip sağlığında kendi heykelini yaptırıp buraya koydurmuştu. Rahipler bunları bana gösterip sayarlarken büyük rahipliğin babadan oğula gittiğini de söylemişlerdir. Sonucudan başlayarak bütün heykelleri böylece gösterdiler. Hekatayus soy zincirini saydığı ve kendisini 16. basamakta bir tanrıya bağladığı zaman, sayıların da doğruladığı bir başka soy zinciriyle çelişkiye düşmüş oluyordu ve bir insanın bir tanrıdan inebileceği üzerine söyledikleri kabul edilmemiştir. Çünkü onlar da ona kendi atalarını saymışlar ve burada heykeli bulunan herkesin bir promisten gelme bir promis olduğunu söylemişler. Ve bir teki de bir tanrının ya da bir kahramanın evladı olmayan 345 heykeli birer birer sayıp göstermişlerdi. Piramüs bizim Yunanistan'da doğru adam dediğimizdir tanrılar hakkında. O sırada orada heykeli bulunanların hepsini bu adla andılar ve hiçbirisini tanrılara bağlamadılar. Bu insanlardan önce diyorlardı. Mısır'ı tanrılar yönetiyorlardı ve kendileri de insanlara beraber burada oturuyorlardı ve iktidar her zaman onlardan birinin elinde bulunuyordu. Bunların sonuncusu Osiris'in oğlu Horos'tu. Yani Yunanlıların Apollon dedikleri bu Tayfon'u yenmiş ve Mısır'da sonuncu olarak hüküm sürmüştü. Osiris, Yunanistan'da Diyanizos'tur. Herakles, Diyanizos ve Pan, Yunanistan'da en genç tanrılar olarak sayılırlar. Pan, Mısırlılara göre bu üçünün en eskisidir ve ilk tanrılar kuşağı olarak gösterilen sekiz tanrı arasında sayılır. Herakles, on iki tanrıdan oluşan ikinci kuşağa girer. Diyanizos ise bu 12'den doğan 3. kuşaktandır. Mısırlılara göre Herakles, Kral Amasis zamanına kadar kaç yıl yaşadı daha önce söylemiştim. Pan için daha da uzun derler. Bu üçü arasında en kısa ömürlüsü olan Diyanizos için de Amasis'e kadar 15 bin yıl hesap ederler. Mısırlılara göre bu sayılar kesindir. Zira yılları titizlikle saymışlar ve olayları yazmışlardır. Bir de öbür Diyanizos'a, Kadmos kızı Semele'nin oğlu denilene bakalım. Günümüze kadar 1600 yıl sayarlar. Alkmene'nin doğurduğu Herakles en çok 900 yıl, 900 yıl kadardır. Penelopya'da doğan Pan, Yunanlılar Pan'ı Hermes'in bir ölümlüden olma çocuğu sayarlar. Troya Savaşı'ndan daha gençtir. Ondan günümüze kadar geçen zaman 800 yıldan çok değildir. İşte iki anlatış isteyen hangisini daha doğru görüyorsa onu kabul eder. Bana gelince ben düşüncemi yukarıda söyledim. Eğer Semele'den doğan Dianizos ile Penelopya'dan doğan Panda, Amitron'un oğlu Herakles gibi Yunanlılar arasında ortaya çıkmış ve onlar arasında yıl tüketmiş olsalardı, onların da onun gibi önce insan oldukları, sonra kendilerinden önce gelmiş olan bu tanrıların Adını taşıdıkları söylenebilirdi, ama gerçek bambaşkadır. Diyanizos için Yunanlılar derler ki, doğduktan sonra Zeus onu kendi bacağına dikmiş ve Mısır'dan daha öteye, Etiyopya'daki Nisa kentine götürmüş. Pana gelince, doğduktan sonra nereye götürüldüğünü söyleyemezler. Bundan ötürü bence pek belli bir şeydir ki Yunanlılar bu tanrıların adlarını öbür tanrıların adlarından daha sonra öğrenmişlerdir ve bu adları öğrendikten sonradır ki onları yaşatmış ve bir soy kütüğü tertipleyebilmişlerdir. Mısır kaynaklarından aldıklarımı anlattım. Bir de bu ülke üzerine başkalarından edinilebilen ve Mısırlıların da doğrudur dedikleri ayrıntılar var ki şimdi de onları vereceğim ve bunlara kendi birkaç gözlemimi de katacağım. Mısırlılar Hepaistos rahibinin saltanatından sonra özgürlüklerine kavuşunca aslında tarihlerinin hiçbir döneminde başlarında bir kral olmadan yapamamışlardır. Mısır'ı 12 bölgeye ayırmışlar. Her birinin başına bir kral koymuşlardır. Bunlar aralarında kız alıp vererek birbirlerine bağlanmışlar. Birbirlerini yerinden etmeye ya da öbüründen daha çoğunu ele geçirmeye kalkışmadan sıkı bir dostluk içinde birleşip hüküm sürmüşlerdir. Çok önemli tuttukları bu bağlanmanın nedeni şuydu. Bunlar iş başına geçer geçmez orak, içlerinden hangisini Hephaistos tapınağında kalır, kaptan kutsal su serperse onun bütün Mısır'a hakim olacağını haber vermişti. Zira bütün dinsel törenler için hepsi bir araya gelirlerdi. Labrintos Ortak bir anıt bırakmak istediler ve bu maksatla Labirintos'u yaptılar. Moiros Gölü'nün az ötesinde Crocadelios kenti yörelerinde ben gördüm. Sözle anlatılır şey değil. Buna Yunanlıların yaptıkları duvarlara ve başardıkları işlere bakarak bir değer biçecek olan kimse bunların tümünün Labirintos'tan hem daha ucuza hem de daha az zahmete mal olduğu sonucuna varacaktır. Bununla beraber Efesos ve Samos tapınaklarıyla haklı olarak övünebilirler. Piramitler de öyle. Onlar da her türlü övgünün üzerindedirler ve her biri Yunanlıların birçok büyük yapısı değerindedir. Ama Labirintos piramitleri de geride bırakır üstü örtülü 12 avludan yapılmıştır. Avluların kapıları karşılıklıdır. Altısı kuzeye, altısı güneye bakar. Birbiri peşi sıralanmışlardır ve bir tek duvarla çevrilidirler. İçeride iki çeşit oda vardır. Birisi yer altında, öbürü yukarıda. Birincilerin üstünde her birinden 1500 olmak üzere hepsi 3000 oda. Yukarıdaki odaları dolaştık kendi gözümüzle gördük ve buna göre konuşuyoruz ama alttaki odaları yalnız dinlediklerimizle biliyoruz zira saray bekçileri oraları bize göstermekten kesinlikle kaçındılar orada labirintosun yapımını başlatan kralların ve kutsal krokodillerin mezarları varmış bize öyle söylediler onun için yer altındaki odalar hakkında bana neler dedilerse ben de yalnız onları söyleyebilirim kendi gözümle gördüklerime gelince üst kattaki bölümler yarı yarıya insanüstü işlerdir. İçinde insanın kaybolduğu avlularda gidip gelerek bu sarayı gezmek bende büyük bir şaşkınlık uyandırdı. Bir avludan geçip iç dairelere giriyordum. Buradan kapılara çıkılıyordu. Bu kapılardan çıkınca gene bir takım odalara giriliyordu. Bu odalardan sonra başka avlular geliyordu. Bütün bu yapıları ve duvarları taş damlar örtüyordu. Duvarlar heykellerle kaplıydı. Avlularda beyaz taş sütunlar vardı. Labirintosun bittiği yerde büyük heykellerle süslü 40 kulaçlık bir piramit başlıyordu. Buna bir yeraltı yolundan geçiliyordu. Moirus Gölü Bu labirintos pek güzeldi ama Moirus Gölü'nün de pek şaşırtıcı yanları vardı. Labirintos bu gölün yakınında kurulmuştur. Çevresi 3600 stat çeker yani 60 sikens. Mısır'ın denize olan yüzünün bütünü kadar bu uçsuz bucaksız alandan kuzeyden güneye uzanır. En derin yeri elli kulaçtır. İnsan eliyle kazılmış, insan emeğiyle yapılmıştır ve yapma bir göl olduğu aşağı yukarı ortasına rastlayan bir yerde iki tane piramidin yükselmesinden de bellidir. Bu piramitlerin su üzerindeki bölümleri elli kulaçtır ve bir o kadarı da suyun altında kalmıştır. Her ikisinin de tepesinde taht üzerine oturmuş taştan iki kolosos vardır. Böylece bu piramitlerin yüksekliği yüz kulaç tutmuş olur ki bu da bir stat ve altı pletron yapar. Çünkü kulaç altı ayak ya da dört dirsek tutar. Dört palma bir ayak, altı parma bir dirsektir. Korkunç derecede çorak bir yerdir. Gölü besleyecek kaynak yoktur. Suyu bir kanal yoluyla Nil'den alır. Su altı ay Nil'den göle, altı ayda gölden Nil'e akar akıntının nile doğru olduğu 6 ayda göl balıkçılık sayesinde hazineye günde bir talant gelir sağlar. Akıntı göle doğru olduğu dönemde gelir 20 manadan ibarettir. Yerliler bana bu gölün yer altından bir yolla Libya'daki Sirte'ye bağlı olduğunu söylediler. Gerçekten batı yönünde ve Memphis'in dimdik tepesinde duran dağın boyunca toprağın içerilerine doğru uzamaktadır gölün kazılmasından sonra toprağı hiçbir yarıda göremeyince merak edip sordum. O kıyılarda oturanlardan gölü kazarken çıkan toprak nereye yığılmış diye. Bana nereye götürüldüğünü gösterdiler ve ben de onlara inandım. Çünkü Asurya'daki Ninive'de buna benzer bir olayın geçtiğinden söz edildiğini işitmiştim. Ninive kralı Sardanapal'ın hazinesi çok zengindi ve yer altında saklıyordu. Hırsızlar aşırmayı kurdular. Evlerinden başlayarak yer altından bir yol kazmaya giriştiler ve yönünü ip gerip iyice hesapladıktan sonra kral sarayına kadar ulaştılar. Kazdıkları yerden çıkan toprağı gece götürüp Dicle'ye yani Nineve'yi sulayan ırmağa atıyorlardı. Ta sonunda tasarladıkları işi başarıncaya kadar da bu böyle gitti.'' Mısır'daki bu göl kazma işinde de benim öğrendiğime göre aynı şey yapılmıştır. Yalnız bu işi gece değil gündüz yapıyorlardı. Mısırlılar kazdıkları yerden çıkan toprağı nile döküyorlardı. Çünkü ırmağın bu toprakları sürüp götüreceğini biliyorlardı. Gölün işte böyle kazılmış olduğunu söylediler bana. Pisametikos. Bu on iki kral doğruluktan ayrılmadılar. Bir zaman geldi, Hephaistos tapınağında bir kurban kestiler. Törenin son günü kutsal su serpmeye gitmişlerdi. Büyük rahip her zaman olduğu gibi altın kupaları uzattı ama sayıyı şaşırmıştı. 12 yerine 11 kupa vardı. O zaman en arkadan gelen Pisametikos baktı ki kupa yok, başından bakır torgasını çıkardı, kaldırdı, kutsal suyu onunla serpti öbür krallarında tolgaları vardı ve o anda başlarında duruyordu. Pisametikos'un tolgasını kupa gibi kullanmasında bir art niyet yoktu. Ama öbürleri onun bu davranışı ile daha önceki orak arasında hemen bir ilişki kurdular. Orakle göre bakır kaptan kutsal su serpen kişi Mısır'a tek başına hakim olacaktı. Bu söz diyorum akıllarına geldi.'' Bununla beraber Pisametikos'u ölüme layık görmediler. Çünkü sorguya çektiklerinde aldıkları cevaplar şüphe uyandırmayacak kadar açıktı. Sadece onu bataklık bölgeye sürdüler. Gelirinin çoğunu elinden aldılar ve Mısır'ın başka bir yerine ayak basmasını yasak ettiler. Bu Pisametikos daha önce de bir sefer kaçıp kurbete gitmişti. Babası Nekos'u öldüren Etiyopyalı Sagabos'un elinden kurtulmak için Suriye'ye gitmişti. Etiyopyalı gördüğü rüya üzerine çekip gidince Saiz'de oturan Mısırlılar onu geri çağırmışlardı. İşte şimdi saltanatı süresince ikinci kez öbür kralların tokadını yiyor bu uğursuz Tolga yüzünden batak bölgeye sürülüyordu. Onların bu onur kırıcı kabalıklarını cezalandırmayı kurdu. Bu toya birisini gönderip Leto Orakli'ne danıştı. Mısırlıların en güvendikleri Orak oradakiydi. Tanrı ona verdiği cevapta öcün denizden geleceğini ve tunç adımların meydana çıkacağını bildirdi. Önce bu tunç adamların kendinden yana mı olacaklarında ikircikli kaldı. Biraz zaman geçti. Korsanlık için denize çıkmış olan İonyalılarla Karyalılar bir gün Mısır'a yanaşmak zorunda kalmışlardı. Kıyıya tunç silahlı adamlar çıktılar bir Mısırlı bataklık bölgeye koşup Pisametikos'a ömründe hiç Tunç silahlı savaşçı görmemiş olan insana denizden Tunç adamların geldiğini ve ortalığı yağma ettiklerini haber verdi. Anladı. Orak gerçekleşiyordu. İyonyalılar ve Karyalılarla anlaştı kendilerine büyük çıkarlar sağlayacağına söz verdi ve kendisiyle bağdaşmaya razı etti. Bu bağdaşmadan sonra kendisinden yana olan Mısırlıların da yardımlarıyla kralları devirdi. Bütün Mısır hükmü altına alan Pesemetikos, Memphis'te Hephaistos için güneye bakan anıtsal kapıları yaptırdı. Sonra bu anıtların karşısına Apis için bir saray kurdurdu. Apis ortaya çıktığı zaman burada besleniyordu. Bu çevresini figürlerle süslü sütunlarla çeviren bir avludur. Sütunlar 12 dirsek boyunda kolos heykellerdir ve çatıyı tutarlar. Apise Yunan dilinde Efasos denir. Kendisine yardım eden İonyalılarla Karyalılara Pisametikos Nil'in iki gecesinde sıralanmış, birbiri karşısına düşen ve Nil'le ayrılan toprakları verdi. Bunlara kamplar adı verilmişti bu topraklardan gayrı ne daha söz vermişse hepsini yerine getirdi. Onları Mısırlı çocuklara emanet etti. Yunan dilini öğrensinler diye. Bugün Mısır'da bulunan tercümanlar o zaman Yunan dilini öğrenmiş olan bu çocukların torunlarıdır. Onlara verilen yerler Nil'in Pelisyon ağzı üzerindeki Bubastis'in az aşağısına düşer ve deniz kıyısıdır. İyonyalılar ve Karyalılar burada uzun süre oturmuşlardır. Sonradan Kral Amasis onları buradan Menfis'e aldırmış ve Mısırlılara karşı kendisini korumak için bunlardan bir birlik kurmuştur. Onların Mısır'a yerleşmiş olmaları sayesindedir ki onlarla ilişki kurmuş olan biz öbür Yunanlılar Kral Psammetikos zamanında ve ondan sonra gelen Krallar zamanında Mısır'da neler olup bittiğini tam tamına öğrenebiliyoruz. Gerçekten bunlar başka dil konuşup da Mısır'a girebilen ilk halklardır. Sonradan ayrıldıkları topraklar ben oradan geçtiğimde gene o halleriyle duruyorlardı. Gemilerini karaya çektikleri yerler ve evlerinin yıkıntıları belliydi. Leto Orakli. Pisametikos Mısır'ı işte böyle ele geçirmişti. Mısır Orakli için epeyce şey söyledim ama daha da söyleyeceğim çünkü zahmete değer. Bu orak Leto'ya adanmıştır. Nil'in Sebintik denilen ağzına yakın bir yerdeki büyük bir kenttedir. Deniz kıyısından ırmak yoluyla çıkılırken oradan da geçilir. Daha önce de söyledim. Oraklin bulunduğu bu kentin adı Buto'dur. Bu Buto kentinde bir Apollon ve bir de Artemis tapınağı vardır. Leto tapınağına. Yani Oraklin bulunduğu yere gelince bu da pek büyük bir yapıdır. Yüksekliği 10 kulacı bulan anıt kapıları vardır. Bu duvarlar içerisinde gördüklerim arasında en çok şaşıp kaldığım şey Tanrıçan'ın mihrabıdır. Yekbare taştan yapılmış, eni boyu birdir ve kırk dirsek tutar. Dam da tek taştandır ve dört dirseklik bir çıkıntı yapar. Bu tapınakta benim için en şaşılacak şey işte bu mihraptı. Bundan sonra Kemis denilen ada gelir.'' Bu da tapınağı yanındaki geniş ve derin gölün içindedir ve Mısırlılar bu adanın yüzdüğünü söylerler. Doğrusu ben ne yüzdüğünü ne de yer değiştirdiğini gördüm ve bir adanın gerçekten yüzebileceğini işittiğim zaman şaşırdım kaldım. İçinde pek büyük bir Apollon tapınağı vardır ve burada üç sunak bulunur, palmiyeler ve yemiş veren ve vermeyen pek çok ağaç vardır. Bakınız Mısırlılara göre yüzmesinin nedeni neymiş?'' Bu ada daha önce yüzer değilmiş Leto'ya ki sekiz tanrıdan birisiydi ve Buto'da oraklin bulunduğu yerde oturuyordu. Leto'ya diyordum. Isis Apollo'nu emanet etmişti. Onu Tifon'dan kaçırmak için bugün Yüzler dedikleri adaya saklamıştı. Zira Tifon her yeri araştırıyor Osiris'in oğlunu ille bulmak istiyordu. Gerçekten derler ki Apollon ile Artemis, Dionysos ile Isis'in çocuklarıdır. Leto onların sadece süt tanesi ve koruyucusuydu. Mısır dilinde Apollon Horos'tur. Demeter Isis, Artemis Bubastis'tir. Eforion'un oğlu Akşilos ve Artemis'i Demeter'in kızı yapması bu hikayeden ileri gelir. Başka bir kaynak yoktur ve ona gelinceye kadar hiçbir ozan buna dokunmamıştır. Adanın yüzer oluşunu işte böyle açıklamaktadırlar. Pisametikos Mısır'da 54 yıl hüküm sürdü. Büyük Suriye kenti Azados'u kuşatmış ve 29 yıl orada ordugah kurmuş, sonunda kenti almıştır. Bu kent bizim bildiğimiz bir kuşatmaya en uzun süre dayanmış olan kenttir. Nekos Pisametikos'un oğlu Nekos'tur. Mısır hükümdarıdır. Eritrei denizine ulaşan ve sonradan İranlı Darius'un kazdırıp tamamlattığı kanala ilk başlayan odur. Uzunlamasına geçmek için su üstünde dört günlük yoldur. Üç sıra kürekli iki kadırganın karşılıklı geçebileceği kadar geniştir. Suları Nil'den gelir ve Nil'den Bubastis'in az yukarısında Arap kenti Potumos yakınında ayrılır. Eritrei denizine dökülür kazmaya Mısır Ovası'nın Arabistan'a sınır olan bölgesinden başlanmıştır. Memphis'in yanında yükselen taş ocaklarının bulunduğu dağ da buraya bakar. Kanal çizgisi bu dağın eteklerini izler ve uzun süre gün batısından gün doğusuna kadar gider. Sonra dağın boğazına yönel, yönelir, güney ve notos rüzgarı yönünde devam ederek Arap körfezine ulaşır. Ülkenin en dar olduğu yerde genişliği tamamen bir stat hesap edilmiştir ki burası kuzeydeki denizle güneydeki denizin yani Eritrean'ın birbirine en yakın oldukları yerdir. Yani Mısır'ı Suriye'den ayıran Kasyon ile Arap körfezi arasında kalan yerdir. Bu dediğim en kısa yerdir ama kanal çok eğri çizdiği için çok daha uzundur. Nekos zamanında burası kazılırken 120 bin Mısırlı can vermiştir kazma işinin orta yerinde Nekos işi durdurmuş. Çünkü bir orak işin bitirilmesine karşı çıkmış. Nedeni de barbarların yararına çalıştığıymış. Barbar demek Mısırlılar için onların dilini konuşmayan herkes demektir. Bu kanal işinden vazgeçince Nekos savaş işlerine döndü. Kuzeydeki denizde ve Arap körfezinde Elitrei denizinde büyük kadırgalar yaptırmaya başladı. Bunların yapıldıkları kuru havuzların yerleri hala bellidir. Gerektiğinde bu gemileri kullanmış, karada ise Mandolos'taki bir karşılaşmada Suriyelileri yenmiştir. Bu savaş ona Suriye'deki Kadistis kentini kazandırmıştır. Bu sefer sırasında üstüne giydiklerini Apollon'a adamış ve Miletoslu oğulları rahiplerine göndermiştir. Bundan sonra ölüm 16 yıl süren saltanatına son vermiştir yerine oğlu Pisamis geçmiştir. Pisamis Mısır'da Pisamis'in hüküm sürdüğü dönemde Elis'ten elçiler geldi. Elisliler Olimpiyat oyunlarında dünyanın en doğru ve en güzel kurallarını koymuş olmakla övünüyorlardı. Mısırlıların yani insanların en akıllılarının bile bu alanda daha ileri gidemeyeceklerine ve daha iyisini bulamayacaklarına inanıyorlardı. Elis elçileri Mısır'a geldiler ve Psammes'e yaptıkları yolculuğun nedenini açıkladılar. Kral Mısırlıların en aydın kafalarından kurulmuş bir kurula danıştı. Bu bilgiler toplanıp Elislilerden oyunlarda uyguladıkları bütün kuralları dinlediler. Açıklama bitince Elisliler Mısırlılara eğer bunlardan daha iyi kurallar varsa kendilerine sağlık vermelerini, çünkü buraya bunun için gelmiş olduklarını söylediler. Onlar aralarında danıştıktan sonra Elislilerden sordular: "Sizin hemşerileriniz bu oyunlarda başkalarıyla da yarışırlar mı?" diye. "İsteyen her Yunanlı," diye cevap verdiler. "İster kendi kentlerinden, ister başka bir kentten olsun, yarışlara girebilir." O zaman Mısırlılar bunun adalete uygun bir tüzük olmaktan çok uzak olduğunu söylediler. Kentli kendi kentlerinden olan yarışçıyı, yabancı yarışçı zararına koruma eğilimini hiçbir çare engelleyemezdi. Eğer gerçekten adalete uygun bir tüzük yapmak istiyorlarsa ve Mısır'a da bu niyetle gelmişlerse Mısırlılara bunu inandırabilmek için oyunları yabancılar arasında tertiplemeli ve bir tek Elisli'nin bunlara katılmasına izin vermeliydiler. Mısırlıların Elis'lere verdikleri cevap, bu oldu.